Videomu izleyen herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışı çıtır, içi yumuşacık falafel hazırlayacağız. Önce nohutu ıslatmamız gerekiyor. İyice yıkadıktan sonra nohutu karbonatlı suyun içerisinde en az 12-14 saat kadar bekletip daha sonra süzüyoruz. Vaktiniz varsa 24 saat bekletebilirsiniz. Şimdi blenderın içerisine tüm malzemelerimizi koyacağız. Ben kat kat yerleştiriyorum. Biraz nohut, soğan, sarımsak, maydanoz, taze kişniş kullanacağım. Eğer taze kişniş bulamazsanız, tarifin orijinali bu şekilde, taze kişnişle yapılıyor ama bulamazsanız tamamını maydanozla da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca taze kişniş miktarı da her tarifte çok değişiyor. Yarı yarıya, yani maydanoz kadar taze kişniş de kullanılıyor ama kişniş çok fazla bizim damak tadımıza uygun bir lezzet olmadığını düşünüyorum. O yüzden ben taze kişnişi maydanozdan daha az kullandım. Ve baharatlarımız var. Toz kişniş, karabiber, pul biber, kimyon, tuz ve kabartma tozu kullanacağız. Haznenin içerisine kat kat yerleştirdim. Şimdi artık tüm malzemeyi blenderdan geçirebilirim. Gördüğünüz gibi videoda benim nohutum fazlaydı. Çünkü vermiş olduğum ölçüden 2 tane hazırlayıp bir tanesini de pişirdikten sonra difrize kaldırdım. Tavsiye ederim. Çok büyük bir kolaylık, çok büyük bir rahatlık oluyor. Canınız istediği zaman falafeli difrizden çıkarıp fırında ısıtıyorsunuz. Falafeli hiç pişirmeden de difrize kaldırabilirsiniz. Köfte şekli verip direkt kutuya yerleştirip arasına yağlı kağıt koyarak difrize kaldırabilirsiniz. Ama ben tercih etmiyorum. Zaten tavamın, tenceremin içerisine bir yağ koymuşum. Bu yağ ile de 2 ölçü falafel çok rahat bir şekilde kızarıyor. Hem yağ ziyan etmemiş oluyorum hem de hiç vaktim olmadığı bir zamanda falafeli difrizden çıkarıp fırına verip ısıtmak benim için daha kolay, daha pratik geliyor ama tabii tercih sizin. Blenderdan geçirdikten sonra mutlaka tadına bir bakın. Benim için tuzu ve pul biberi azdı. Tekrardan ilave edip hepsini iyice karıştırdım. Falafeli blenderdan geçirdim. Birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra şekil vereceğim. İsterseniz top, isterseniz de top şekli verdikten sonra hafifçe üzerine bastırarak yuvarlak köfte şekli verebilirsiniz. Ama ben görmüş olduğunuz aparatı kullanıyorum. Birazdan onu da size göstereceğim. Çok iyi bir şekilde sıkıştırıp aparata daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Bu aparat espresso cezvesinin içinden çıkıyor. Filtre kahveyi koyduğunuz bölüm. Eğer evinizde böyle bir kahve makinesi varsa mutlaka bu aparatı kullanın. Hepsi eşit büyüklükte ve eşit kalınlıkta oluyor. Biraz önce poşetsiz olarak yapmıştım. Poşetsiz olarak yaptığınızda malzeme biraz çevirdiğinizde, aletin içerisinden çıkarmak istediğinizde fazlaca etrafa sıçrıyor. O yüzden poşetle yapın. Bakın, poşette koydum, iyice bastırdım. Burası çok önemli. Malzeme çok yumuşak, parçalanmaya çok müsait. O yüzden çok iyi bastırın. Tepsiye dizdikten sonra da yine çok hafif parçalamadan köfteyi üzerine parmaklarınızla bastırın. Ben 3-4 saat buzdolabında beklettim ama size 1-1,5 saat kadar difrizde bekletmenizi tavsiye ederim. Söylediğim gibi parçalanmaya müsait olduğu için mutlaka difrizde veya buzdolabında bekletin. Bu esnada ben de içerisine koyacağım malzemeleri hazırlıyorum. Ben kırmızı soğan, çeri domates, salatalık, iceberg, diğer adıyla göbek salata kullandım. Siz isterseniz yerine kıvırcık da kullanabilirsiniz. Hepsini yıkadım, dilimledim. Bir kasenin içerisinde harmanlayıp kenara alıyorum. Thank you.
İçine koyacağım malzeme de hazır. Şimdi tahinli sosunu yapıyoruz. Zaten bu köftenin en büyük özelliğinden bir tanesi de üzerine kullanılan tahinli sosu. Sarımsağı ve tuzu iyice ezdikten sonra bir kasenin içerisine alın. Tahin, limon suyu, zeytinyağı ve yoğurt kullanacağız. Yoğurdu koyduktan sonra kıvamına bir bakın. Eğer akışkan bir kıvamda değilse içerisine bir miktar daha yoğurt ekleyebilirsiniz. Ve mutlaka sosun çok iyi çırpılıp içerisinde hiçbir şekilde topak olmaması gerekiyor. Tahin sosunu da hazırladıktan sonra artık köftelerimizi kızartabiliriz. Yağı iyice kızdırdım. İçerisine köfteleri bir spatula ile alarak koymanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi çok hassas, çabuk dağılan bir malzeme. Kızarmaya başladıktan sonra artık dağılmıyor. Yağın içerisinde köftelerimizi iyice kızartıyoruz. İki yüzünü de çevire çevire. Daha sonra da havlu kağıt sermiş olduğumuz bir tepsiye alıyoruz. Köftelerin hepsini kızarttıktan sonra artık servis edebilirsiniz. Tüm malzemelerimiz hazır. Ben pita ekmeği tercih ediyorum. Lavaşla da servis edilebiliyor ama pita ekmeğinin arasına koyup servis etmek çok daha kolay. Yemesi de çok daha keyifli oluyor. Pita ekmeğinin tarifinin linkini de size sağ üst köşeye koyuyorum. Oradan ekmeğin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Pita ekmeğinin arasına önce hazırladığım domatesli salatalıklı karışımı koydum. Falafeli yerleştirdim. En sonunda tahin sosumu koyduktan sonra servis ediyorum. Evet, dışı çıtır, içi yumuşacık falafel hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili tıklamayı da unutmayın.